Tabii ki yine çok özel bir konuğumuz var, sanatçı Hakan Bilgin'le beraberiz. Teslim oldum ve dedim ki ne denirse onu yaparım. Evden de çıkmıyorum, evde duruyorum. Kendime böyle bir yarı açık cezaevi mahkumu gibi, işte çalışmamasam masam, kitaplarım. Emekli olmuşum da hani kimsenin haberi yokmuş gibi. Müziği sever misin? Severim diyen konuklar vardır ya. Ben Benim çok geldi başıma evet, bu arada, inanılmaz. Konu <laughs> açmaya çalışıyoruz olmuyor değil mi? İnanılmaz. On... böyle mesleğin başındayken, evet. muhabirlik yaparken falan. Urbatistan'ı Mordiç dolayısıyla çok severim. Evet. Çünkü Mordiç'in hayat hikayesini bilirim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Nasıl başladı tutkunuz kazanma şey artık teknik olarak başka bir yere gitmeye başladı. Benim olsun, benim olsun duygusu korkunç bir durum. Hakem de onlardan biri ise onun da bir hata payı olmalı. Onun için iyi bir var karşıtı. Evet, kesin <laughs> karşıtı. Biz susmadan programı bitirdik. Muhteşem. Futbol Arena'ya hoş geldiniz efendim. Yine bir de buradan bak diyeceğiz. Tabii ki yine çok özel bir konuğumuz var sanatçı Hakan Bilgin'le beraberiz. Aslında biz size konuk olmuş gibiyiz. Çünkü Duru Ataşehir tiyatrolarındayız. Sizi sahnenizden önce biraz alıkoymuş bulunuyoruz ama çok teşekkür ederiz. Çok keyifli burası. Rica ederiz efendim. Ayrıca bunu bir bence metot haline çevirin. Biz e, mekan sahibine geldiğinde öyle yapıyoruz. Konuğun ayağına gitmek konu çok rahatlatıyor. Daha rahat <laughs> konuk bulursunuz. Ben size söyleyeyim yani. Ama biz sizi alacağız bir futbol arenaya. Tamam daha. geleceğim evet. Arenaya Programdan yeriniz. önce almıştık sözü. E, hem hayata dair konuşacağız hem spora dair konuşacağız tabii, tabii. ama önce sizin ee, sahnenizle, programınızla başlamak isterim. Tabii ki efendim. Ee, çok keyifli işlerinizi yıllardır biz zaten takip ediyoruz ama şimdi nasıl gidiyor hayat? Ya şimdi daha dolu dolu gidiyor. Çünkü Covid'de öyle bir böyle hani bizi kapatmışlar ve o yara açık cezaevinden çıkmış gibi olduğumuz için şu anda yapamadığımız her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Onun keyfini sürmeye çalışıyoruz. Bir de yaş itibariyle, tecrübe itibariyle de herhalde belli bir noktaya geldikten sonra daha çok danışılan, sorulan, aranan insan noktasına geldiğimiz için ve kimseye de hayır diyemediğimiz için biraz da bence onun da sebebi var. Biraz yoğun bir dönemdeyiz. İşte filmler var, onların galaları var, tiyatro var, hocalık var, konuşmalar var, kitap çıktı işte kitabın e, paylaşımları var, buluşmaları var falan. Biraz yoğun bir dönem ama çok keyifli. İyi gidiyor yani. Şunu sorayım. Şimdi tabii pandemi dönemi sanatçılar için biraz daha farklı ve e, yani nasıl desek. Yani. Evet yani, yani bizim çok yaptığımız, zor geçti. <laughs> yani bizim yaptığımız her şey durdu. Yani hani e, her yani. şey durdu. Hani bir oyuncu ne yapabilir? E, dublaj, sinema, dizi, televizyon, evet. e, tiyatro, sahne üstü sunuculuk, organizasyon, event, işte bilmem e, operasyon bunların hepsi bitti. Sadece televizyonda var olan önce zaten dizide çekilemedi biliyorsunuz. Tabii. Eski diziler yayınlanmaya başladı. Her şeyin durması çok korkunç bir durumdu. Bunun geçici bir süre olduğuna inandırarak, beynimi kandırarak e, kendimi öyle ikna ettim ve Delirmeden evde geçirdim yani. <laughs> ya sizi bulmuşken sormak isterim ben o dönemi biraz. Çünkü hani biz mesela çalışmaya devam ettik evet. medya çalışanlar canlı yayınlar devam etti. E, şu şekilde anlıyorduk daha çok, böyle Walking Dead gibiydi yani çıkıyorduk sokağa, her yer kapalı tam sokaktayız. Ama hani program yapıyoruz evet ama kimse yok yani evet. çok ürkütücü, Hayat çok korkutucu, yani. üzücüydü. Ama sizin de sonuçta hayatınızın enerjisi diye düşünüyorum işiniz. Çünkü işiniz gibi de değil yani. Bir yanda hayatınız aslında. Evet aslında biraz işte birçok böyle deyimler oldu ya işte pauzlamak falan dediler. Hı hı. Şimdi evde biz üç kişi yaşıyorduk. Ee, eşim Sürekli ana haber bültenini takip eden, televizyonu takip eden, hmm. ne oluyor ne bitiyor bugün, ne kadar kişi kaybetmişiz, neler olacak, yeni ilaç çıkmış mı, aşı geldi mi falan bunları takip ettim. Ben bunların hiçbirini hmm. takip etmedim. Evde talimatları veren oydu. Yani evin kumandası ondaydı. Çıkılacak, alışveriş yapılacak, poşetler balkona konacak, sonra yıkanacak falan. O süreç tamamen onun kumandasıydı. Ben teslim oldum ve dedim ki ne denirse yaparım. Evden de çıkmıyorum. Evde duruyorum. Kendime böyle bir yarı açık cezaevi mahkumu gibi işte çalışma kitaplarım. Emekli olmuşum da hani kimsenin haberi yokmuş gibi kitaplarımı okudum. O dönem işte Ahmet Şerif Üzgören'in tavsiyesiyle kitap yazmaya başladım. O kitap çıktı. Ah bugün ben size nasıl o kitabı getirmedim? Bak aklıma gelmedi ya. İşte dün programı yoğun olunca. Biraz olacak. hızlı olunca evet ya, biz ya, biraz araya sıkıştırdık. kendimi. olsun. De. Araya yerince getireceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ee, beni de. Dolayısıyla o üretim bana iyi geldi. Bir şey yazabilmek duygusu keyif verdi. Okuyamadığım kitapları okuyup oradan almak keyif verdi. İzleyemediğim filmleri izleyip oradan not almak keyif verdi. Yani ben faydasız duramayan bir insandım. Benim en çok e, rahatsız eden şey oydu. E, evdeki yapılması gereken, bir gün kapı bozulsa da keşke onu tahmin etsem diye. <laughs> Bazen e, yarı bozuk olsa bile yeniden yapmak için bahane üreten. Süper. E, evdeki dolapları indiren kışlıktı, yazlıktı, indirdi. Aa, bunun bence şöyle olsa daha iyi olan. İş çıkartan birisiydim. Onunla kendimi eğledim aslında. Kandırdım aslında, beynimi kandırdım. Ama o kandırma benim psikolojimi iyi tuttu, kötü tutmadı. Ee, sürekli hastalık konuşmadım ee, işte canlı yayınlar yaptık o dönemin hikayesini diyorsun Hı -hı. orada birilerinin bundan etkilenmesi beni mutlu etti orada yaptığımız konuşmalardan geri dönüşler aldığımda çok mutlu hissettim bir fayda sağlama duygusu beni iyi yapan bir şey e, mutlu eden bir şey ben öyle tatmin olup o süreyi öyle doldurdum yani. Şimdi de eskisinden daha hızlı bir giriş yaptınız tabi ee, mi? artık yüz yüze, yüze yapmaya birikmişti. başladık. Neden Umutlu. var şimdi? Anlatalım izleyicilerimize Tabii ki de. şu anda işte bulunduğumuz tiyatroda sevgili Emre Kınay'ın tiyatrosu Duru Tiyatro'da e, Sedef Şahin'le beraber Dönme Dolap diye bir oyunumuz var. Onu oynuyoruz ayda 3-4 kez. E, onun haricinde işte ATV'de bir dizide Yalnız Kurt'ta e, bir rolüm var. Onu oynuyorum. Biraz kötü bir adam oynuyorum. Çok tipini sevmediğim bir adam. İyi adam adamı, o... oynamayı seviyorsunuz, kötü adam mı? Ben aslında ama bundan, ya ben hep iyi adam oynadım, iyi adam oynadım. Bundan <laughs> bir iki sene önce bir gazeteye bir gün öyle bir kötü adam oynamak istiyorum ki sokakta taşlasınlar falan filan diye <laughs> söylemiştim. Kötü adam çok dişi bir şeydir aslında. Sizin yaşınız tutmaz işte eski zengin ve yoksulda Falconetti diye bir adam vardı mesela hiç unutamadım kötü adam unutulmaz Olsunuz yani çok acayip doğru. bir şeydir. Onun için bir kötü adam bir de onu denemek istiyorum dedim ama şimdi öyle bir kötü adam oynuyorum ki kendim böyle kıyafetleri falan giyip ortamı yürünce bile kendimden ne rahatsız oldum. Yani lazım, sokakta yürürken evet. dikkat etmeye başladım. <laughs> o devam ediyor. İşte bizim çakallar 6 başladı vizyona girdi. Ee, sevgili Murat Şeker'in Ali Tanrıverdi'nin yazıp Murat'ın yönettiği işte dostlarımızla beraber çektiğimiz artık 6'sına geldiğimiz. Orada da mesela futbolun çok olduğu, Hı -hı. hayatlarımızın içinde evet. olduğu e, bir filmimiz vardı. Onun haricinde işte Müjdemi İsterim vardı. Her şey dahil yine sinema filmleri girdi. E, bu Nisan'dan Eylül'e kadar bayağı bir sinema filmi çekmiştik. Onlar için tek tek vizyona girmeye başladı. Hareket başladı yani. O da çok güzel karşılık bulmaya başladı. Yazdığımız kitapla ilgili buluşmalar yapıyoruz. Okullara gidiyorum, konuşmalar yapıyorum. E, TEDx'ler oldu. Hmm. Yani Gör, anladığınız kadarıyla çok konuşan bir adamım. Ee, konuşmamın e, konuşmamın Muhteşem karşılığında... Muhteşem bu. evet, evet. Var değil, müziği sever misiniz? Severim diyen konuklar vardır ya. Ben Benim çok geldi diyeyim. başıma evet, bu arada. Doktor. İnanılmaz. İnanın. Bunu açmaya çalışıyoruz olmuyor değil mi? İnanılmaz. Hele böyle mesleğin başındayken, evet. muhabirlik yaparken falan evet, <laughs> zordur ama yani. bunu bazen e, bu özellikle yapımcı arkadaşlar zorluyorlar. Mesela dün bir televizyon programına katıldım. İlk defa İki saatlik bir televizyon programına katıldım. Ya yani bayağı hayatımda bir ilk'tir bu ama e, sevgili Mehmet bizim psikolog dostumuz, iki tane profesör bir de ben iki saat konuştuk ve kendim gerçekten <laughs> yani şaşırdım kendime de şaşırdım. Yani gene de konuştum. Performansız yani, açısından fena değildi performansım <laughs> ama çıtayı gittikçe yukarıya doğru taşıyorum. Yani en son Ahmet Hakan'ın programında galiba siyaset Zirve. konuşmaya başlarsam zirveyi <laughs> yapacağım yani. <laughs> Peki tabii projelerle birlikte sporda konuşalım biraz. Aa tabii ki spor olmazsa olmaz. Şimdi e, hangi takımlı olduğunuza, e, nereden baktığınızda spora bunları konuşacağız ama e, dünya kupası var. Hani evet. güncel diye ben oradan başlamak isterim. E, ne kadar takip ediyorsunuz? E, yani kimi olabildiğince. Destekliyorsunuz? Ya da var mı öyle bir desteklediğiniz takım? söyleyiniz. Ya size. şimdi şöyle söyleyeyim sevgisinden yani bu e, ben Brezilya anlayışını, futbol anlayışını çok seven. Hatta Fenerbahçeliyim bu arada. Fenerbahçeli'nin o Brezilyalıların çok olduğu, işte Zico dönemindeki o futbol estetiğimizi de çok seven bir futbol severim. Dolayısıyla Brezilya'nın başarılı olmasını çok seviyordum. Çünkü diğer takımlardan farklı olan şey şuydu. Brezilya gerçekten Dünya Kupası'na eğlenmeye gelmiş. Her golden sonra başka bir sevinci, evet. bir dansı olan, tamamen tamamen mutlu olmak için orada eğlenen, gerginlik yaratmayan, şiddet olmayan, Futbolu gerçekten çok sevdikleri için oynayan bir takım oldukları için, o felsefeyi çok sevdiğim için ben Brezilya'yı çok seviyorum. Ee, gene aynı kıtada olmasına rağmen evet. Arjantin mesela aynı mantıkta değil. Uruguay evet. öyle değildi mesela. Onun için Brezilya'yı o manada ayrı tutuyorum. Ama onun haricinde biz de Türk milli takımı olarak milli maçları çok seven bir insanımdır. Ee, Fas'tı, Suudi Arabistan'dı gibi daha mazlum ülkelerin başarıları da gizli gizli takip ettiğim bir <laughs> Ee, Hırvatistan'ı Mordiç dolayısıyla çok severim evet. çünkü Mordiç'in hayat hikayesini bilirim o da küçükken savaşlar görmüş eziyetler çekmiş var. o zaman gayet çelimsiz bir çocuk olmasına rağmen Hala e, bile mevkisine göre çelimsiz Çelimsiz olmasına rağmen Tamamen disiplinli ki buradan işte gençlere bu bir kamu spotudur. <laughs> e, fiziksel olarak özelliğiniz yeterli olmasa bile çalışarak neyin başarılı olduğunu gösterebilecek en önemli adamlardan biri Mordiç olduğu için Hırvatistan'a karşı da böyle bir gizli gizli bir takibim var yani. Şimdi Hırvatistan-Arjantin izleyeceğiz. Çok dramatik iki maç izledik evet bu arada ya, evet çeyrek ya. finalde. E, hakikaten ilginçti maçların sonuçları. Şimdi Arjantin-Hırvatistan var. Orada da şöyle bir durum var. Ben mesela Ronaldo'cuyum. Mesajcı değil. De. Evet. Dolayısıyla Arjantin'e şu an Türkiye'de çok ciddi Hep bir... Hep böyle konuklar buluyormuşum. Değil mi? Mesela... Sadece sevdiğim şeyleri <laughs> <Aynen. konuşabileceğim>. Benim... <laughs> Benim 17 yaşında bir oğlum var. Derin ve arkadaşları ve birçok gençten aynı şeyi duyuyorum. Gizli bir Arjantin şampiyon olsun gibi bir bir şey var yani bir algı yaratılmış durumda. Bunu da anlamış değilim. Messi'nin son şampiyonluğu işte olsun evet. falan hiç alamamış ya Messi. Dünya kupası ha, Maradona ha, ha, karşılaştırmaları ha, falan. Böyle bir şey var. Olursa olabilir yani. Çünkü futbol çok acayip. Hollanda gibi bir takım işte tık 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 geliyor. 90 dakika sen Brezilya, Hırvatistan'a top oynadın. Penaltılar da yeniliyorsun. Demek ki iş sadece e, disiplin, organize, sistem, taktik bunların hepsi bir araya geldiğinde futbol bitiyor. Bunu da yapanlar başarılı oluyorlar. Şimdi geldiğimizde işte Fransa çok iyi bir takım aslında. Evet. Ama ben mesela Fransa'yı seven bir adam değilim ya. Fransa'yı Fransa'nın felsefesini sevmiyorum herhalde. Yani bir Fransız... Dünyadaki Fransız felsefesi sevmiyorum. futbola bakışı sevmiyorum. Biraz da ondan herhalde. Anladım. nereye yani. Ne bahsettiğiniz yani. evet. olabilir. Onun için sevmiyorum. Ee, mesela Portekiz'i, biz Porto'ya gitmiştik Fenerbahçe-Benfica maçını. Ben hayatımda bu kadar mütevazi, bu kadar e, stresten uzak bir futbol maçı seyretmedim. Yani biz neler yaptık? Biz böyle 50-50 bizi stada dağıtmışlar. Aslında ateşlilerdir yaptık? ama. Ya ateşliler ama <laughs> ben bu kadar zarar... Ya otobüs... Ha, bak yani. otobüste işlerinden gidiyoruz. Onlar yürüyerek diyorlar Ya bir hareket yani şimdi burada YouTube'da hareket göstermeyeyim ama ya birisi de şunu yapsın. Beş yapsın yani. <laughs> yani şunu yapsın yani. Böyle yapıyorlardı ya. ya. İnanılmazlardı yani. Bu kadar zarif bir millet görmedim. Onun için Portekiz'i de severim. Şeyini seveyim anlayışını evet. severim yani. Biz de programı yayınladığımızda Portekiz mi çıkmış olacak Fas mı o da belli olacak, olacak, olacak ama e, onun üstüne tekrar biz konuşuruz zaten hiç problem evet. değil. Bakalım orada da neler olacak. Evet. Gelelim Fenerbahçe'ye. Evet. Nasıl başladı tutkunuz? Valla bu sene Fenerbahçe'den bahsetmek çok keyifli. <laughs> Eskiden böyle televizyon programlarına katılınca Fenerbahçe ne olacak bu Fenerbahçe'nin durumu falan diye konuşuyorduk. Şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Zeus'a şey hayranız. Onun da felsefesini çok seviyorum işte. İnsan olarak doğru olduğunu görünce e, futbola da aynen yansıyor. E, Fenerbahçe aşkım nasıl başladı? Ben işte Cemil Turanlar, Osmanlar, Alpaslanların olduğu senin yaşın tutmaz. O dönemin takımına Güzelim doğmuş mi? bir insanım. Dayım koyu Fenerbahçeliydi. Babam çok futbol, e, babam savcıydı biraz ciddi bir adamdı. Çok futbol e, şeyi yoktu. Sadece... Büyüdükten sonra Derval'i çok sevdiğini, hmm. Galatasaray o zaman yurt dışında başarılar elde ettiğinde o Alman futbolunu çok sevdiğini bildim ve duydum. Ama e, Fenerbahçe'li olmadığını biliyorum babamın. Ama dayım koyu Fenerbahçe'liydi. Onun etkisiyle ben de Fenerbahçe'li olduğumu biliyorum. E, o sarı lacivert renk belki doğduğumda bana çok güzel geldi bilmiyorum ama öyle doğdum yani. yani hiç <laughs> çekmedi. Başka bir takım şey evet, bu o falan zaman var, hiç mesela, olmadı. Tabii Gökmenler vardı Galatasaray'da, Yasinler vardı kaleci. Gene başarılıydı Galatasaray. Ee, Beşiktaş o kadar değildi. Beşiktaş sonra başarılı olmaya başladı. İşte biz biraz büyüdükten sonra Metinler, Feyyazlar falan evet. o ekiplerin olduğu dönem. Ama iyi ki Fenerbahçe olmuşum İyi ki sevmişim çünkü stadında Atatürk resmi olan, hani felsefesi çok doğru olan e, Türkiye Cumhuriyetinin bir takımı olduğu için Fenerbahçe'yi çok seviyorum. E, hiçbir grubun hiçbir tarafın adamı olmadan Fenerbahçili olabildiğim için de çok mutluyum yani. <laughs> Güzel anlattınız ama. Birkaç şeyi daha açmanızı isteyeceğim. O Tabii. da programdan önce konuştuk. Ben izleyicilerimizin de duymasını istiyorum. Anıdan önce sizin şeye de bakışınız çok güzeldi. Evet. Taraftarlılık evet, ben, meselesini çok güzel ben anlattınız. Hiç, Bence evet. duymalı izleyicilerimiz. Ben Metin Oktayların, işte Lefterler'in olduğu, Can Bartlar'ın olduğu dönemdeki fenerbahçe Galatasaray futbol anlayışı neyse onu çok seviyorum. İşte bilirsiniz bunu her yerde anlatmışsındır. En güzeli de bizim... Ceyhun anlatmıştır. Ki Galatasaraylıdır. Hı hı. Metin Oktay'ın e, jübilesinde işte Fenerbahçe kulübüne gidiyor. Oradaki detaylar çok önemli. Diyor ki ben jübile yapacağım. Fenerbahçe başkanı diyor ki nasıl olur çok üzüldük. Belki bizde de oynarsınız diye düşünürdük. Metin Bey nasıl bırakırsınız diyor. Bakın herkes kimse de ego yok. Kimse de şey yok. Herkes yerin dibinde yani birbirine saygı duymaktan. Metin Oktay diyor ki işte siz de yapmak istiyorum. Fenerbahçe ile jübile maçı yapmak istiyorum. O bir şartlı diyor. Fenerbahçe forması giyerseniz çok isteriz diyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. İnanılmaz. Yani şey. Zerafet'e bakar mısınız? O da diyor ki tamam yerim ama Can abi de Galatasaray forması giysin diyor. Can abi de değil. Fenerbahçe'nin atleti, voleybolu, futbolu. Her branşta. Her branşta. Ha. Can i̇nanılmaz. abi deyince Fenerbahçe'nin resmi çıkıyor yani. Öyle bir durum. Tabii tabii. Ve bunlar bunu yapıyorlar yani. İnanılmaz Şeref ya. duyarım diyorlar. İnanılmaz, inanılmaz yani. Değil. İnanılmaz. Şimdi bunu bildiğim için, şimdi geliyorum anıya. Bir gün Trabzon'da benim farkıma takılanlar diye kitabım çıktı. Onunla ilgili konuşmalar yapmaya başladım. Farkındalık konuşmaları. Trabzon'da konuşmaya gittim. Konuşma başladı. Konuşmanın yaklaşık 15. dakikasında. Hakan abi anla diyorsun da ya sen hangi takımı tutuyorsun falan dedi. <laughs> Dedim ki Fenerbahçe'yim. Nasıl Fenerbahçe'li nasıl olur? O kupa kimin durur? İşte, işte bilmem, 2000 bilmem ne, kupası kimin durur falan başladı tartışmaya. Dedim ki, Bir sakin olun. Bir sakin olun. Evet ben Artvinliyim, Arabiliyim. Lazım ama Fenerbahçeliyim. Ayrıca Fenerbahçe'nin hepsi Bağdat caddesinde doğan çocuklardan oluşmuyor. Yani hepsinin ayrı ayrı Amasyalı'sı var, Erzurumlu'su var. Fenerbahçe bir dünya takımı ki keza Trabzonspor'da bir dünya takımı. Yani Japon Tabii. da tutabilir yani. Ki bu arada cebimde de bir bilgi var onu da bekliyorum falan. Dedim ki mesela odur budur böyle seyircinin bir kısmı onları tutuyor bir kısmı beni tutuyor. Diyarbakır'da bir çoy var. Çocuk oradan askere geliyor Trabzon'a. Sonra çok seviyor Trabzonspor'u. Köye gittiğinde formalar götürüyor. Şu an gittiğinizde Diyarbakır'daki o köyde şimdi ismini ne yazık ki söyleyemem kusura bakmayın. Herkes Trabzonspor'lu şimdi sen Diyarbakırlı olsan o çocuklara evet, kızacak evet, mısın abi dedim ya. Evet bu olay oldu. Trabzonspor şampiyon olduğunda. Evet. Trabzonspor ya, yani, sadece, evet, evet. Trabzon sadece Trabzon bu köy. Çünkü Trabzon'u herkes tutabilir. Sadece Trabzon'a ait bir yer değil yani falan deyince seyirci sayım artmaya başladı falan böyle. Bunlar 4-5 kişi kaldı. Bitti. Madem dedi bu kadar pozitif adamsın abi dedi. O zaman ben dedi şimdi dedi bir Trabzonspor forması getirsem dedi giyer misin dedi. Dedim ki Can abinin Galatasaray forması giydiği bir durumda ben nasıl giymem? Giyerim tabii dedim yani getir. Ama benim arabada da Fenerbahçe forması O misin? Yok abi dedi ben dedi onu dedi giymem dedi falan. Peki giymesem ben yine giyeceğim hatta Instagram'a koyacağım dedim. Nasıl dedi? Koyacağım dedim. Bu arada onlar iki kişiler. Böyle bir tane yandaki hiç konuşmuyor böyle koltuk altı tipler vardı ya <laughs> duruyor yanında. Sonra peşine biz fotoğrafı da çektirdik. Ben Instagram'a koydum. Trabzon'dan akşam döndüm eve geldim bir baktım Instagram'da o yandaki çocuk ama o değil. Adama da böyle fe, Trabzon forması giydirilir yazmış. Ben de dedim ki altına sevgili kardeşim eğer bir adam gerçekten abi ise bir kardeşinin mutluluğu için gerekirse Trabzonspor forması da giymeli dedim. Altına adamsın yazmış. <laughs> Ama Trabzon'dan bu övgüyü almak kolay değil. mi Fenerbahçe'de ya, ya niye olarak? giymeyelim ya? Forma giymek <laughs> benim içimdeki ruhu değiştirmez. Ayrıca kardeşim mutlu olacaksa o giyilecek tabii yani. Niye giyilmesin? Ne değiştirebilirsin yani? Şimdiki tahammülsüzlüğü nasıl yorumluyorsunuz? Ya ne yazık ki. O... Ve sabırsızlık da demek lazım. Tabii, tabii tahammülsüzlük, sabırsızlık. Çünkü kazanma denilen şey artık teknik olarak başka bir yere gitmeye başladı benim olsun, benim olsun duygusu korkunç bir durum. Yani biz isterse yanlış penaltı verilsin, ister hakem yanlış karar versin, ister haksızlık olsun. Ben yine de şampiyon olayım. Noktasına biz ne zaman geldik? Bu büyük bir vicdansızlık yani. Onun için ben mesela Fenerbahçe Galatasaray maçını Galatasaraylarla seyretmeyi daha çok seviyorum. Fenerliyle ile deliriyorum. Çünkü benim gerçekten gördüğüm penaltıyı o <laughs> diyor ki saçmalama böyle penaltı mı olur diyor. Ya penaltı da bu penaltı yani. Bizim <laughs> aleyhimize verilmiş penaltıya. Yani. O reddediyor. Dolayısıyla hani e, bazen Kendimize dürüst olmayı yitirdiğimizden beri takım tutma konusunda sadece kazanmaya endeksli bir süreç işleyince toplum da aslında çok feci bir kirin içine giriyor. Ondan da çıkamıyor. O zaman futbolda kayboluyor. Onun için işte bu karmaşada şeyler çıktı, varlar çıktı, evet. elektronik, offside. Yine bitmiyor ki. Oyunun bütün büyüsünü, bence bütün büyüsünü bozdular. Yani para işin içine girdikten sonra hatlar karıştı ve o hatlar karıştıktan sonra e, iş kirlendi. Daha o, geleneksel bakıyorsunuz tabii özel ben, tamam, bir şey. Evet bu, bu top. çok nadir artık futbol mu? Bu. Yani <laughs> benim idolüm de, bak bu arada yani felsefesini aldığım <laughs> en önemli kişi de Cem Dizdar'dır. Aa. Aynı yerden bakıyoruz. Daha doğrusu o çok güzel bir yerden bakıyor. Ben onun baktığı yerden bakmaya çalışıyorum aslında. O bence e, gerçekten çok pozitif bakıyor. Yani tam bir futbol filozofu bir insan, dersine çalışan bir insan, çok bilgili, çok kültürlü. Onun kadar olma ihtimalim olamaz yani. Ee, sadece dinleyerek kaydediyorum ama ondan önce de, onu din tanımadan önce de aynı kafadaydım ve benim kafada birini bulduğum için de çok mutlu oldum yani. <laughs> Selam olsun Cem abiye Selam burada. Selam olsun Cem Bey. Göndermiş olalım. Şimdi son bölümde de biraz bu dijitalleşmeyi konuşmak istiyorum. Peki, Tabii. Biz de bir e, YouTube yayıncılığı yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz evet, uzun evet. süredir. Hatta bize birkaç ipucu da verdiniz e, evet, programı evet. çekmeden hemen önce. Aslında e, duyduğum yorum, Ok ya da okuduğumu yorum ilgili programlarınızla ilgili hep ne kadar akıcı ve doğal olduğuna yönelikti. Herhalde en bilmiyorum değerli şey midir bu? Ya şöyle ki samimiyet çok kıymetli bir şey. Biraz yok olan bir şey. Çünkü hayatımızda artık her şey satışa dönmüş durumda. Ben sizi nasıl ikna edebilirim? Sizden ne kazanabilirim? Sizden ne alabilirim? E, bu masadan en karlı nasıl kalkabilirim? Üzerine kurulmuş bir sistem var. Eğitim sistemi de böyle olmaya başladı. E, arkadaşlık ilişkisi de, sevgili ilişkisi de, karı koca ilişkisi de her şey buna döndü. Bunun dışında olan her şeyi artık görmemeye başladık. Yani ben... Sizle yaptığım sohbette kendimi düşünmeden, siz kendinizi düşünmeden sadece ve sadece izleyenlere bu samimi sohbeti aktararak onların faydalanmasını sağlama ihtimalini görecekleri bir ortam yok artık Türkiye'de. Bu sadece ve sadece işte herhalde hastanelerde falan var. Başka bir yerde olamaz. Orada yani, da yani orada bile sabırsız artık ve kızgınız aslında yani. yani <laughs> dolayısıyla biz o samimiyeti kurmaya çalıştık. Bir menfaat peşinde olmadığımızı ifade etmeye çalıştık. Ee, tam tersine insanların kendi hayatlarındaki hikayeyi büyük bir... Bir de bu ben çok konuştuğum için çok konuşunca karşımdakini de konuşturmayı başarınca o da çocukluğundan itibaren bütün farkına takılanları anlatmayı başarınca hikaye bir anda bambaşka bir yere gitti. Evet. Ee, ben aslında bunu, belki böyle çıkmamış mıydı tam yani olarak? Yani ben bunu planlamadım aslında. Kitap öyle Hı -hı. çıktı da. Ben bu o benim hikayemdi. Evet. Sonra ben farkında olmadan herhalde kitabı yazarken ki dejenerasyondan onların da bu farkına takılanları çıkartmaya çalışınca hmm. iş bir anda o noktaya geldi. Bunu farkında olarak yapmadım ama Yozluk sadece dilim içerisinde olduğu için şu belki an de yani. Yani şu an seninle yaptığımız samimiyet neyse o samimiyette olduğum için, o çıplaklıkta olduğum için o öyle aynen geçiverdi hikaye biraz öyle oldu yani. Var mı yeni projeler oralarda? Yeni, yani orada... Dij, Yoksa o, dijital, o sistem o şekilde devam çok, edecek Çok, O öyle gidiyor. Ben hmm. onu da bozmak istemiyorum. Evet. Yani orada ne magazin, ne siyaset, ne başka bir şey. Orada mesela yeni proje var mı bile. Çünkü o günsüz, zamansız bir şey olsun istiyorum. O böyle kalsın, onun torunu da izlesin. Referans olarak dursun yani. Onu... Bundan 100 sene sonra da görülebilecek, buradan böyle bir insan geçmiş, hikayesi e, e, evet, de buymuş. alınabilecek hikayelerde paylaşıyorsunuz Bu dönemde bunlarmış aslında. kıymetli olanlar, değerler nelermiş falan bunları keşfedelim ve bunu bir tarafın tribüne oynamadan, yani e, dini bir söylem olmadan, medeni bir söylem olmadan, siyasi bir tarafa oynamadan, alkışlatmadan, Tamamen insandan yola çıkarak. Çünkü özde hepimiz insanız. Hangi takımı tutarsak tutalım, hangi partiye oy verirsek oy verelim, hangi müziği dinlersek, hangi ırktan, hangi dinden olursak olun, İnsanız. Bu insanın verileri o kadar kıymetli ki biz bunu çıkartabilmeyi başarsak şu toplumda o mozaik bize çok şey kazandıracak. Ama biz nedense siz siyah yiyorsunuz, senin sakalın var, onun saçı sarı, onun başı kapalı, onun eteği Etiketleme var. Etiketleme dedikleri evet. şey. Işte... Bunu yapıp bir anda bunları sonra satışa çeviriyoruz ve onun içinde kaybediyoruz. Aslında dijitalin işte böyle bir artısı bir eksisi var. Bir anlamda çok fazla kişiye çok daha rahatça ve belki de işte daha sempatik ya da daha içten bir şekilde ulaşılıyor ama bir yandan da çok bir şeyleri tam anlatamadığınızı hissettiğinizde ya da bir şeylerle çok çabuk etiketleniyorsunuz. Evet. Burada şey var. Çabuk kazanmakta. İşte siyah giymiş siyahlı gibi. Heh çabuk kazanmak, çabuk öğrenmek, çabuk keşfetmek, çabuk yemek. Bunlardan işte bu feste, fest, festimiz var yani geçiş hızlısı evet, bilmem ne. Hepsinin abi. hızlısı var. Hepsinin hızlısı olduğunda değerleri kaybediyoruz. Futbolun da işte durduralım bir dakika bakalım hak geçmesin bilmem ne olmasın. Ya kaleci hata yapıp gol yiyoruz. Futbolcu hata yapıp gol atamıyoruz. Hakem hata yapıp offside'i göremeyebilir abi. Hakem de onlardan biri ise onun da bir hata payı olmalı. Onun için iyi bir var karşıtısınız. <laughs> evet kesin <laughs> karşıtı. <gülüyor> Çünkü o hesap evet bir haksızlığa uğrayabilirsin. Şimdi diyebilir misin e Hırvatistan, dün akşamki maçta işte ya Hollanda Hır şey maçı. Arjantin. E Arjantin. Hı -hı. E Pardon Brezilya maçında direğe vurdu son şeyi. Şimdi ha, bu evet. çocuğu ne yapacağım Brezilya'da asalım mı? Ne yapacağız yani? Direğe vurdu boş kaleye bir de kaleci öteki tarafa atlamıştı. Şimdi bunu ne yapabilirsin? Bu bir hata mı hata? Evet. E şimdi ne yapacağız? Hakimin de hatası olabilecek yani. Hakem de bütün iyi niyeti bunu yapıyor mu? Evet. Ha baktık 26 tane hata yaptı. Aç soruşturmanı. Rüşvet mi yedi? Ne yaptı? İnceleme yap. Ayrı mesele yani. Ama sen bir tane hatadan hakem bize penaltı vermedi. Peki maç kaç kaç bitti? 0-0. Babacım sen bir iki tane at. Sonra konuş. Evet abi sen <laughs> hiç atma. Hakemin penaltısını bekle. Olmuyor yani. Çok teşekkür ediyorum Rica sohbetiniz ederim. için. Rica ederim. Hiç susmadan programı bitirdin. Muhteşem. Yani ben eşlik etmeye çalıştım size. Çok keyifli oldu gerçekten. Benim işimi de aşırı kol kolaylaştırmış oldunuz. Doyamadım da sohbeti. Canım. Ama yavaş yavaş toparlayalım. Sizin evet, de Evet ben de oyuna geçeceğim. Aynı. Ama davet edelim çünkü Güzel Değerler e, sanat hala çok keyifli. Çok Değil hızlı de. tüketiyoruz. Çok Ama işte ederiz. okumayı, izlemeyi, tiyatroya gelmeyi unutmamak lazım. Bunlar hala böyle bizim insan olduğumuzu hissettiren evet. güzel şeyler. Canlı şeyler. Hep dijitale kapıldık gittik. Biraz canlı canlı insanların hikayelerini izlemekte fayda var. Bekleriz efendim. Bekliyoruz, çağırıyoruz. Ben de çağırmış olayım. Tekrardan çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Bir de buradan baktık. Bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.